ayrılmadan bir cümlesi vardı. Çatıyı güneşli havada tamir edelim diye. Aslında bana göre tam anlamıyla şu an çatıları tamir etme dönemi. Yani çatıyı nasıl tamir edebilir Türkiye? Hızlı bir faiz artışıyla Türkiye'den fon çıkışını engelleyip tam tersi Türkiye'ye bir fon girişini sağlamalı. Ama şu anda böyle bir parasal genişleme beklentisi ya da en azından duraksama beklentisi var. Bu beklenti bana göre Türkiye'de eğer rasyonel politikalarla birleştirilemezse bunun bir anlamı olmayacak. Ama ben şu anda önümüzdeki dönemde ki gelişmeler için ısrarla ve ısrarla 24 Ağustos'u gösteriyorum. 24 Ağustos bana göre bizim kader haftamız olacak, kader günümüz olacak. Ekonomide en azından kısa vadede. Evet, şimdi siyasal analistlere de sık sık ekonominin bu sefer iktidarı nasıl etkileyeceğini soruyorum. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Balbay'ın yazısında Şimşek ile Erdoğan arasında bir takvim pazarlığı olduğu öne çıkarılmıştı. Ciddi görüş farklılıkları var Şimşek ile Cumhurbaşkanı arasında diyor Mustafa Balbay. Şimşek kemer sıkmak gerekiyor vurgusu yapıyorken Erdoğan'ın tabii önceliği yerel seçimi kazanmak. Az önce Ertan Aksoy ile konuşurken şöyle dedi. İktidarın ekonomik yanılsama yaratabilmek için önünde gerekli uzunlukta süresi var seçime kadar. Böyle bir hamle bekliyor musunuz? Bir ekonomik illüzyonla karşı karşıya kalır mıyız yine? Hangi yöntemler kullanılır bu sefer? Mesela emekliler sizin gönlünüzü alacağız. Hadi size yeni yılda şu kadar zam yapıyoruz. Bu ve bunun gibi kartlar var mı Erdoğan'ın elinde? Şimdi Erdoğan'ın elinde her zaman kart var. İşte genel seçim öncesi artık gözünü kapattı, elindeki her şeyi dağıttı. İsteyen her eli boş çevirmedi. Sadece her şey seçimi kazanmak için. Aslında bugün şu an yaşadığımız o krizin işte enerji faturası, ÖTV artışı, daha birçok ek vergiler bunlar hepsi seçimdeki vaatlerin faturasının bir bölümü. Bakın önümüzdeki haftalarda ekonomi yönetiminin çok ciddi bir çalışması var. Bakın burası çok çok önemli. Bu da vergi oranlarının arttırılması, yani ÖTV'nin yeniden artması söz konusu burada. Çünkü halen daha ciddi anlamda bir bütçe açığı var. Bakın bugün Alaaddin Aktaş'ın çok güzel bir çalışması vardı. Kur korumalı belası, çünkü bu başımıza artık bela oldu. 2 aylık faturası 411 milyar lira. Yani siz orada 130 milyar dolar bir para var. O para aman işte TL'den dönmesin, dolara dönmesin, dolar paniği yaşanmasın diye bu insanlara 2 ay gibi kısa bir sürede 400 milyar lira ödüyorsunuz. Şimdi 400 milyar lira insanların belki de hayalini zorlayabilecek bir şey olabilir. Sadece şunu söyleyeyim. Bugün bir Tüpraş'ın piyasa değeri 300 milyar lira civarında. Yani her ay bir Tüpraş'tan daha fazlasını biz bir avuç kur korumalı mevduatta parası olan insanlara veriyoruz. Bir Türk Hava Yolları'nı hatta 1,5 Türk Hava Yolları'nı getirip veriyoruz. Ereğli Demir Çelik Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük tesislerinden biridir. Her ay bir tanesini biz kur korumalıya veriyoruz. Yani o faizi vermemiş olsak her ay bir Ereğli yapabilecek haldeyiz. İşte bizim problemimiz bu. Peki Erdoğan ne yapabilir? Erdoğan hiçbir şey yapamaz. Erdoğan'ın yapabileceği sadece, bakın emekliye vermediler. Küçük bir orada kök maaş oyunuyla 7500'ün üzerine 25 yaptık dedi. Yok öyle. Kimse bir şey almadı çünkü kök maaş düşük. Aynı AKP'de memur yaşıyor. Bakın memura 8 bin lira seyhanen zam verildi ama kök maaşa yapılmadı. Yani yılbaşında memur yine aynı AKP'de yaşayacak. İşçiler yine aynı AKP'de yaşayacak. Ha şunu yapabilir mi Erdoğan? Kök maaşa ilave yapabilir mi? Bana göre yılbaşında bunu seçimi kazanmak adına yapacak. Ama seçimden sonra ne olacak? Fakat burada başka bir sorun var. Şu anda Erdoğan'la siyasi kulislerde benim de aldığım, Mustafa Bey'in de belirttiği gibi Erdoğan'la Mehmet Şimşek aslında karşı karşıya gelmiş durumdalar şu anda. Çünkü Mehmet Şimşek rasyonel politikalara imza atmaya çalışıyor. Ancak Erdoğan buna izin vermiyor. İşte bakın BDDK başkanı, Merkez Bankası başkanını görevden aldı, BDDK'ya atadı. Olmadı. Yani Mehmet Şimşek'in elinin yani bir ekmeği yarıya bölüyorsunuz. Sen bununla idare ediyorsun. Olmaz böyle bir şey. Eğer Mehmet Şimşek
para piyasalarını, finans piyasalarını dizayn edecekse yeniden BDDK'yı da alması gerekiyordu ama yapmadı. Yine para kurulu üyeleri, işte o atanan 3 isim, ne dedik? Bu bağımsız değil. Bunlar bugüne kadar hep nasıl savunmuş? Evet. Bu yanlış bir politika dedik. Tamam, 3 tane atadı ama 2 tanenin yanına 1 tane de saraydan atadı. Yani bu da şunu gösteriyor. Mehmet Şimşek aslında politikalarını tam anlamıyla Erdoğan'a kabul ettirememiş. İşte bu da bir problem. Bakın İstanbul'da yapılan o toplantı, meşhur yabancılarla yapılan, evet, toplantı. İşte bu toplantıdan da sonuç çıkmaması inandırıcı olmamasından kaynaklanıyor. Yani Mehmet Şimşek, evet, BDDK başkanını kendi istediği ismi getirebilseydi, para kurulu üyelerine ilk günden kendi kadrosunu kurabilseydi eğer, hazine tarafında, bakın halen daha hazine tarafında atanmış hiçbir Mehmet Şimşek'in adamı yok. Tamamen şu anda Berat Albayrak ve bakan, eski bakan Nebati'nin kadrosu var. Yani bu kadroyla iş yapan bir Mehmet Şimşek'in görüyoruz ki aslında Erdoğan'la karşı karşıya geldiğini, yani ciddi anlamda bir uyumun olmadığını görüyoruz. Burada şu çok mühim bir olay. Mehmet Şimşek bu işi yerel seçime kadar götürebilecek mi? Evet. Çünkü Mehmet Şimşek şu anda sadece hiçbir şey yapmadı, sadece zaman kazanmaya çalışıyor. Siz Mehmet Şimşek göreve geldiğinden bu yana Türkiye'ye bir fon girişi olduğunu görüyor musunuz? Hayır. Ha, diyeceksiniz ki Merkez Bankası'nın artan 15 milyar dolar rezervi. Bakın Merkez Bankası'nın artan o 15 milyar dolarlık rezervinin zaten 5 milyarı kaynağı belirsiz bir para. Yani bu bir kere Türk için yanlış bir şey. Bir taraftan siz ülkeyi gri listeden çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan kaynağı belli olmayan bir para girişi var bu ülkenizde. Geriye kalıyor 10 milyar dolar. O 10 milyar doların 7-8 milyar dolarını Merkez Bankası piyasadan satın aldı. Yani TL verdi, dolar aldı. Bunu yaparken de aynı zamanda mevduat faizlerinin de düşmesine neden oldu. Yani farklı bir denge yarattı. Bu nedenle Mehmet Şimşek ile Erdoğan'ın arasında bir gerilim var. Bu gerilimin önemli olan nereye kadar gideceği, yerel seçime kadar Erdoğan elbette süresini sonuna kadar kullanacak. Ancak şu an sadece zaman kazanmaya çalışan bir iktidar var. Mehmet Şimşek ise o zamanı dolduran bir araç bana göre. Yerel seçimden önce biz Mehmet Şimşek'i ekonomi yönetiminin başında görmeyeceğiz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yerel seçimden önce ben de şunu soracaktım. Hep günah keçisi ilan ediliyor ya Sayın Özdemir. Birileri yok oluyor, birileri affını istiyor. Günah keçisi, keçileri arasına Mehmet Şimşek de katılacak mı acaba diye soracaktım. Bakın ben daha önceki yayınlarda da dile getirdim. Ben Mehmet Şimşek'i Türk sinemasının o altın kalpli ama kötü rollerinin adamı Erol Taş'a benzetiyorum. Evet, yani Mehmet Şimşek şu anda AKP kadrosunda Erol Taş oyunu, rolünü oynuyor. Biliyorsunuz Erol Taş genelde filmleri de hep sonunu getiremezdi. Çünkü kötü adamdı. Ben bu filmde de Mehmet Şimşek'in filmin, Mehmet Şimşek için filmin sonunun yerel seçimlerden önce olduğunu düşünüyorum. Peki. Bu arada bugün bir gelişme daha yaşandı Sayın Özdemir. Onu da anlamak